Değerli izleyenlerimiz, bir Yeryüzü Notları programında daha beraberiz. Bu programımızda dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü ile alakalı bir konuyu ele alacağız. Malum koronanın Çin'den Wuhan kentinden çıktıktan bu yana mücadele konusunda özellikle yapılması gerekenlerle alakalı değerli bilim adamları konu üzerinde çok ciddiyetle durmaktalar ve bedensel temizlikle alakalı ve aynı zamanda çevre temizliği ile alakalı ciddi bilgiler ve önemli bilgiler vermektedirler. Ancak bu akşam burada işin o kısmından öte özellikle psikolojik açıdan koronavirüsüyle nasıl başa çıkılabilir? Daha doğrusu onun getirmiş olduğu atmosferi nasıl yönetebiliriz? Bu akşam o konuyu ele alacağız. Konuğumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kadriye Kart Yaşar hanımefendi. Ben kendilerine dönmeden önce geçtiğimiz hafta içerisinde dünyada meydana gelen olaylardan derlediğimiz haftanın notlarıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin Georgia Eyaleti Senatörü Kelly Loeffler, koronavirüs konulu toplantıda edindiği bilgiler sayesinde elindeki bazı hisse senetlerini sattı. Kongre üyelerinin edindiği gizli bilgileri kullanarak ticari faaliyetlerini yasaklayan yasa 2012 yılında Amerikan Meclisi'nden geçmişti. Yunanistan hudut birlikleri Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacıların gözlerine zarar vermek amacıyla retina ile teması halinde geçici ve kalıcı körlüğe sebep olan yeşil lazer ışığı tutuyor. Almanya'da 2019 yılında aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirilen saldırıların sayısı 20.856 olarak tespit edildi. Artan ırkçılık hareketleri saldırıların 2020 yılında artacağını göstermekte. Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait bölümünde bulunan petrol yatağı SOKAR ve Equinor tarafından ortak işletilecek. Avrupa Birliği ülkeleri tarafından uygulanan sınır geçişlerindeki kısıtlamaların ticari faaliyetleri giderek zorlaştırdığı, bazı tarım ürünleriyle gıdaların teslimatında gecikmelere ve aksamalara neden olduğu kaydedildi. Japonya, abluka altında bulunan Gazze'ye destek için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 30 milyon dolar hibe etti. Orta Asya'daki devletler bütün dünyaya yayılan koronavirüsten dolayı bölge kültüründe önemli yere sahip olan Nevruz Bayramı kutlamalarını iptal etti. Tek istisnası ise Tacikistan oldu. Tacikistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada ülkenin büyük şehirlerinde açık hava konserleri gibi toplu kutlamaların düzenleneceği belirtildi. Değerli izleyenlerimiz, haftanın notlarını birlikte izledik. Ben özellikle hocama teşekkür ediyorum. Bu yoğun aynı zamanda zor dönemde bizi kırmayıp buraya kadar geldikleri için. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. Hakikaten işin bilimsel ve aynı zamanda tedavi noktasında ve sağlıkla ilgili hijyen noktasında çok ciddi anlamda bilgiler alıyoruz. Fakat evde kalmayla alakalı ve dün akşam itibariyle de 65 yaş ve üzerindekilerin evden çıkmaması ile alakalı konu gündeme alındığından öte bu yana psikolojik açıdan mücadele biraz daha ciddiyet arz ediyor. İsterseniz oradan başlayalım. Psikolojik açıdan derken neyi kastediyoruz, ne anlamalıyız? Buradan başlayabiliriz. Belki bu vesileyle aslında hastalık hali olan insanlardaki psikolojik halden hastalık ihtimali karşısında insanların nasıl bir psikolojiye girdiğine geçiş yapabiliriz. Doğru. Şimdi hastalık halinde olan insanların psikolojisi gerçekten sıkıntılı. Bana ne olacak? Acaba bu hastalığın sonunda ölebilir miyim? İyileşebilir miyim? Ya da sakat kalabilir miyim? Gibi düşünceler içerisine girebilirler. Biz hastanelerde gerek ayaktan gerek yatan hastalarımızda bu tür bir psikolojiyle birebir şahit oluyoruz, karşılaşıyoruz.
Biz genellikle tıbbi veriler eşliğinde insanlara işte hastalıklarının gidişiyle ilgili bazı olasılıklardan bahsediyoruz. Bizim tıp fakültesinde okurken hocalarımızın bir sözü vardı. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani bizim tıbbi verilerden elde ettiğimiz bazı bilgiler kitaplara konu ediliyor ve kitaplarda biz tıp eğitimi alırken bu kitaplardan hastalıkların nasıl seyredeceği, nasıl sonuçlanacağı yönünde bazı bilgiler ediniyoruz ve hastalarımıza da bize gelen hastalara da bu bilgiler eşliğinde hareket ediyoruz. Hastadan yola çıkıyorsunuz. Hastadan yola çıkıyoruz. Hastanın bilgileriyle literatürdeki tıbbi bilgiyi karşılaştırarak bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Ama hocalarımızın bize dediğini biz günlük pratiğimizde gerçekten sıklıkla şahit oluyoruz, görüyoruz. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani her hasta kendisiyle özeldir aslında. Şimdi bu işim bu burası boyutu. Önemli hocam. Yani her hasta kendisine özel bir hastadır. Yani bir başkasının hastalığı kendisi için birebir aynı şekilde seyretmeyebilir. Yani biz bunu hastalara baştan söylüyoruz zaten. Evet. Genel olarak diyoruz ki literatürde böyle böyle bilgiler var. Yani atıyorum bir grip hastası ya da bir koronavirüs hastası genellikle literatürdeki bilgiler eşliğinde şu şekilde seyrediyor. Yani %80'i bugüne kadar iyileşmiş genç erişkinler dediğimiz 50 yaş altındaki insanlarda, yetişkinlerde problemsiz seyretmiş ve bir şey olmamış, ölmemiş bu insanlar. Çok ağır bir hastalıkta geçirmemiş diyoruz. Ama bunları tıbbi verilere göre söylüyoruz. Ama ben bunu sizin mesela siz, hani Allah korusun ama diyelim ki böyle bir şüpheyle benim karşıma geldiğinizde ben size bu verilerle ilgili istatistiki bir öngörü söyleyebilirim. Genellikle böyle seyrediyor derim. Sizin elde ettiğim bazı bulgularla ama sizde nasıl sonuçlanacağına %100 garanti edemem. Ama şimdi, bu aynı zaman diğer hastalıklar için de geçerli değil mi? Bütün hastalıklar için bu geçerlidir. Hastalık yoktur, hasta vardır. Hasta özelinde sizin eğer bağışıklık sisteminiz iyiyse, eğer ek bir hastalığınız yoksa ben COVID özelinde söylüyorum. Genellikle hastalarımızın bu hastalığı böyle sapasağlam hiç belirti olmadan, hiçbir yan etki olmadan geçirme ihtimali %80. Çok ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran gerçekten ama ek hastalıkları varsa. Neyi kastediyoruz? Mesela diyabet. Mesela koroner arter hastalığı yani iskemik yani böyle nasıl diyeyim? Damar. Damar hastalıkları, kalp damarları ile ilgili. Yani eğer bir kalp krizi geçirmişseniz önceden ya da hipertansiyonunuz varsa veya KOAH diyebildiğimiz akciğerle ilgili geçmişe yönelik bir kronik hastalığınız varsa, astım hastasıysanız bu tür hastaların bizim için bir özelliği var. Bu hastalar koronavirüs yani hastalığı geldiği zaman onları geçirdikleri zaman diğer o %80 ayakta rahat geçirecek dediğimiz kişilerden biraz daha riskli grup sayılıyor. Ve hastalık bunlarda biraz daha ciddi seyredebiliyor. Ama bunlarda da oran %20-30 civarında. %20 ila 30'unda bu grubun biraz daha ciddi seyirler olabiliyor. Yine bu grubun %10 civarında, 15 civarında ölümle seyredebiliyor. Bu grubun ama. Yani COVID-19'a bir şekilde maruz kalmış her hasta filanca yakalandı ve sonuçta ölümle neticelendi. Dolayısıyla ben de aynı sonuca gideceğim gibi bir ön kabul girmemesi gerekiyor. %80. Eğer siz dengeli ve sağlıklı besleniyorsanız, eğer ek bir hastalığınız yoksa, uykunuza dikkat ediyorsanız, yani bu tür kendi bünyenizi koruyacak önlemleri alıyorsanız ve sağlıklı yaşıyorsanız zaten ve 50 yaş altındaysanız zaten çok hafif belirtilerle geçirebilecek ve atlatabileceksinizdir. Bir kere bunun altını net çizmemiz lazım. Hocam dengeli beslenme dediniz. Neyi kastediyoruz? Ne anlayacağız dengeli beslenmeden? Dengeli beslenme, şimdi bizim vücudumuzun yapı taşı dediğimiz bazı gıdalar var. Proteinler mesela. Et, süt, yumurta gibi bazı proteinden zengin gıdaların günlük diyet içinde mutlaka alınması gerekiyor. Sabah, öğle, akşam bunu dağıtabilirsiniz. Veya bazı karbonhidratların düzenli olarak alınması gerekiyor. Yani bu ifrata kaçmadan tabii. Yani karbonhidratın fazlası çünkü obeziteye veya farklı hastalıklara yol açıyor. Ama bunun da dengeli bir şekilde alınması. Belli bazı sebze ve meyvelerde bilhassa bol bulunan vitaminlerin düzenli olarak alınması. Bu dönemde ben hastalara genellikle bol yeşillik, sebze ve bol meyveyi tüketmelerini, dengeli beslenmelerine katkı olması açısından tavsiye edebilirim.
Biraz önce bahsettiğiniz şu hastalıklar yoksa, diyabet yoksa, kalp damar rahatsızlığı yoksa, KOAH gibi nefes darlığı yoksa dediniz. Evet. Şimdi bu hastaların da dengeli beslenmesi açısından doktorlarımız onların da bir takım gıdaları yiyip bir takım gıdaları yememeleriyle alakalı bir takım reçeteler veriyorlar. Evet. Bu dönemde Allah muhafaza böyle bir durumla karşı karşıya gelirlerse, o daha önceki reçeteyle sizin söylediğiniz bu beslenme arasında bir tezat, bir çelişki oluşabilir mi? Şöyle bir tezat gibi değil de şöyle diyebiliriz. Yani vitamin ve vesaire bu tür meyve ve sebzelerden alınacak vitaminlerin hiçbir hastalık için bir zararı yok. Anladım. Onun için bunları tüketmelerini, yani bunları kullanmalarını şiddetle tavsiye edebilirim. Ama onun haricinde karbonhidrat gibi, protein gibi bazı gıdaların, mesela proteini aşırı tüketen insanlar, böbrek hastalığı varsa eğer, kronik böbrek yetmezliği gibi, proteini aşırı tüketmemesi gerekir. Bu insanların protein alımını mutlaka ne kadar alacağını günde hekimine danışarak bunu yapabilir. Yani ben genel ek hastalığı olmayanlara bunu tavsiyeyle söyleyebilirim, ama ek hastalığı olanlar hekimine danışarak alacağı günlük protein miktarı, yani eğer yumurta yiyecekse ya da et tüketecekse bunu günde ne kadar alması maksimumunu böyle öğrenmeli ve ona göre hayatını dengelemeli. Ama bazen hekimler et yemeyin işte böbrek hastasına ya da bir şeker hastasına karbonhidrat tüketimine dikkat et dediği zaman hastalar bazen hiç yemeyebiliyorlar. Hani bunun da olmamasını istiyoruz. Yani dengeli beslenme kendi vücudumuza göre, hastalık ek hastalıklarımıza göre dengeli beslenme şeklinde. Anladım. Uyku dediniz. Uykuyla alakalı nasıl yani dikkat edilmesi gerekiyor? Bu dönemde uykusuzluk, genel olarak uykusuzluk ve yüksek stres genellikle bağışıklık sisteminde sekteye uğratıyor. Yani oralarda mutlaka biraz böyle zafiyet oluşturuyor. O nedenle yani erişkin bir hasta 8 saat uyumalı. Gençler bir hasta bazen böyle işte şimdi de zaten evde kal tavsiyesiyle evde kalıyorlar. Böyle uyku düzenleri şaşıyor ama gün içinde 8 saat uyumalarını özellikle tavsiye ediyoruz. 8 saatin altına indiği zaman, hadi 7-8 saat diyelim, altına indiğinde genellikle vücut bağışıklık sistemi biraz daha mikroplara açık hale gelebiliyor. Bağışıklık zayıfladığı için, yani bizim savunma sistemimiz zayıfladığı için. Anladım. Peki hocam, kendini daha dinç tutabilme adına bir de sporla alakalı, spor yapmalı mı ya da yaparsa ne kadar yapmalı veya yüklenmeli mi kendisine bu anlamda? Yüklenmemeli. Yani biz ifrat dediğimiz, yani aşırılığın çoğuna karşıyız. Bu yiyecekte de sporda da. Yani siz her gün normal rutin hayatınıza bir sporu yerleştirdiyseniz aynı şekilde devam ettirin. Ama diyelim ki eğer spor günlük hayatınızda değilse, birden aşırı spor yapmak ya da işte hani Covid'den korunacağım diye spor yapayım diye kendinizi böyle aşırı yüke sokmak, o da bünyenin alışık olmadığı bir durumda bağışıklık sistemini o da bozar. Yani bunu biz küçük sporlarla başlanabilir. Ev içinde hiç hareket etmeyen insanlar var mesela. Spor, illa bir spor salonuna gidip ağır aletlerle çalışmak gibi düşünülmemeli. Hiç hareket etmeyen bir insan için günde 300 metreden başlayarak ufak yürüyüşler yapmak bile bir spordur aslında. Yaşlılarımız evet. için söylüyorum. Veya işte şu an yaşlılar evde kalacaklar, ayrı o mesele, ama ben genel anlamda söylüyorum. Yani hareketlilikten vazgeçmesinler şimdilik. Yani atıl halde olmasınlar. Bunun ev içinde yolu tabii çok kolay değil. Bununla baş etmek de gerçekten önemli bir sorun. Doğru. Şimdi bu hastalığa yakalananlarla alakalı genel tavsiyeleriniz. Bir de yakalanmış olan, bir şekilde bu hastalıkla karşı karşıya kalmış olan kişinin ailesiyle alakalı neler önermek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Allah muhafaza ailede böyle birisi var. Çünkü sayı şu anda 800 küsürleri buldu. Hı hı. Bu da yukarıya doğru çıkacak anlamına geliyor ki umarım olabildiğince az ve yavaş seyreder. Biz de böyle umuyoruz, ama dediğim gibi vakalar arttıkça artacaktır da bir miktar. Bunun sadece hızı bizim toplum olarak davranışımızla belirlenecek. Eğer biz bakanlığın tavsiye ettiği evde kal kuralına uyarsak bu hız yavaş olacaktır. Ama diyelim ki hastalananların refakatçileri, yanındaki aile bireyleri için onlarla temas ederken dikkatli olmaları gereken bazı şeyler var. Sanırım bunlardan bahsetmemi kastetmiyorsunuz. Eğer onların hani psikolojik ya da şey anlamında
nasıl davranmaları gerektiği yönünde soruyorsanız, genel olarak ben herkesinden de bahsedebilirim. Temasla ilgili, şimdi bizim pozitif, korona pozitif dediğimiz, korona saptadığımız hastaları genellikle yatırıyoruz. Evet. Ama bazı hastalarda ya iyileşip taburcu ettiğimiz hastalar da var veya bazı hastaların hiçbir şikayetleri olmuyor, evde izole ettiğimiz hastalar da var, nadir de olsa. Şimdi veya korona şüpheli bir hastayla temas etmiş olup da henüz kendisinde hastalık çıkmayan ama evde izole kalması gereken temaslılar var. Bu grupların genel kaç olarak grup oldu, birkaç evet. grup oldu. Yani evet. hem hasta yakını olabilirsiniz, hı hı. pozitif hastayla birebir temas etmiş olabilirsiniz veya pozitif hastayla temas etmiş bir şekilde iş yerinde olabilir, havalimanında olabilir veya o nedenle Sağlık Bakanlığı size evde kalmanızı tavsiye etmiştir. Mesela Ümre'den dönmüş vatandaşlarımız gibi böyle bir riski olan hastalar. Bunların evde genellikle başkalarına hastalık bulaştırmama adına işte öksürük, hapşırık bu gibi olaylar sırasında azami dikkat etmeleri gerekiyor. Mendil kullanmaları gerekiyor. Ellerini ve yüzlerini sık sık sabunlu suyla yıkamaları gerekiyor. Ve ya ben şöyle tavsiye edebilirim. Eğer bu hasta pozitifse ya da pozitif bir hastanın temaslısıysa, yani kendi bardağını, çatalını, bıçağını ayırırsa bir miktar yayılmayı diğer aile bireyler için yayılmayı önleyebilir. Ama bu gerçekten... Evde ayrı bir odada mı kalmalı yoksa... Yani ayrı, yani uzun süre şöyle, virüsün bulaşması için... Yani böyle aynı odada kalıp aynı havayı teneffüs ederken bulaşması için çok uzun süre bir arada oturma gerekiyor. Yani Anladım. Aynı odayı uzun süre yakın metre, bir metreden ya da iki metreden yakın mesafede teneffüs etmiş olmanız gerekiyor. Bu nedenle hani tamamen izole edip o insanların da psikolojisini bozmaktan ziyade yani ara ara bir araya gelip ama mesafeyi uzak tutarak, el yüz yıkamayı sık yaparak onlar haricinde de ayrı bir odada genelde yani günlerinin çoğunluğunu ayrı odada geçirmek. Uyku zaten 8 saati geçiyor. O nedenle bu şekilde bir tavsiye. Hani böyle çok katı değil ama bir araya gelindiğinde de böyle yarım saat, bir saatten fazla bir arada oturulmamasını tavsiye edebiliriz. Tam da bu noktada özellikle bir araya gelmeyle alakalı. Şimdi iki türlü davranış var. Bir, biraz önce bahsettiğiniz anlamda artık pozitif çıkmış veya pozitif çıkmış birisinin yakını ya da yurt dışından gelmiş bir şekilde evde izole olması gereken kişi ile ilgili. Aman canım ne olacak, önemli değil, bunlar benim zaten akrabalarım, annem babam, eşim, çoluk çocuğum, bunlara ben bakacağım diyerek dikkat etmeyen bir davranış tarzı var. Bir de tersi. Evdekiler ya benim babam, dedem, işte eşim, çocuğum nasıl olabilir, ben onunla daha fazla ilgilenmem gerekir diyerek bu anlamda bir davranış tarzı var. Bütün bunlar da efendim zaten olacaksa olacak. Dolayısıyla bir şekilde ben günlük hayatıma devam ediyorum. Zaman zaman haberlere de yansıyor. Yaşlılarımızla alakalı, sokağa çıkmayla alakalı. Efendim uyarıda olmasına rağmen dün akşam da sanırım birisi bıçak çekmiş mesela. İlgili, evet, yani bu tür davranış sergileyenler var. Bunlarla alakalı ne önerebilirsiniz? Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi pozitif yani diyelim ki evde anneniz ya da babanız. Evet. Bizim hastanede de refakatçilerimiz var mesela. Biz aynı sorunu onlarla da birlikte yaşıyoruz. Yani aynı odada yaşlı bir hasta yatıyor diyelim. Tek başına hastanede yatamayacağı için mutlaka yanında bir refakatçisi var. Biz o pozitif olan hastaya maske taktırıyoruz refakatçisiyle oda içinde. Mümkün olduğunca bunu sık yapmasını tavsiye ediyoruz. Çok bunaldığında maskesini arada açıyor ama yani insanız hepimiz. Yani bunu da biz çok böyle kati kural yapmıyoruz. Ama aynı odada kalan yakınının da maske takmasını, yani iki hastanın da ona refakat eden kişinin de maske takmasını istiyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Yani özellikle hastayla onları eğilip kalkmasına yardım ederken, yani bir metrenin içine girdikleri anda maskeyi şiddetle tavsiye ediyoruz. Hem hastaya hem yakınına. Ama onun haricinde yani aynı odada sadece eşlik ediyor, ona oturuyor. O zaman yine de ben hastaya olmasa da yakınına maske taksın. İşte arada mesela dün bir hastamın yakını diyor ki ben yemek yerken odadan dışarı çıkmalıyım. Şimdi biz refakatçinin pozitif hastanın yanında kalırken odadan dışarı çıkması sağlık çalışanları için risk. Çünkü o da temaslı olabilir.
ki mesela çok yakın temas içinde, daha henüz testi çıkmadan, bize hastaneye gelmeden annesine bakan bir kızımız, kendisi de hastalandı ve kendisi de hasta olarak yatırdık. Yani şimdi çok yakın temas, anneyle babayla yakın temas içinde olanların hasta olma ihtimali gerçekten yüksek. Evet. Ama yetişkin sağlıklılar da çok büyük bir problem olmuyor. Ama bunlar da olabilir. Yani eğer maske ve eldiven, el yıkama, bunlara dikkat etmezsek pozitif hastayla temas ederken bize de bulaşması mümkün. Mümkünse ona refakat edecek, eşlik edecek kimselerin sağlıklı erişkinlerden olmasını sağlayabilirsek bu bizim için avantaj. Ama aynı evde yaşayan, KOAH'ı olan ya da ek kronik böbrek yetmezliği ya da diyabeti olan hastaların bu tür hastalardan mümkün olduğunca uzak tutulmasını istiyoruz. Varsa böyle hastalar, bazıları ev değiştiriyorlar, ya o yaşlıları başka eve gönderiyorlar, ya kendileri ayrı bir izole odada tutuluyorlar gibi. Bir de hocam, özellikle iletişim araçlarının gelişmesi ve insanların çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmalarının mümkün olmasından dolayı çok ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var. Maalesef. İzleyenler, dinleyenler, yani biz normal günlük hayatını devam ettiren vatandaşlar kime itibar etmeliyiz? Şundan dolayı efendim, bir kısmı bu hastalığı geçirmiş, kendi tecrübelerini tırnak içerisinde anlatıyor, yazıyor, gönderiyor. Bir kısmı biraz önce bahsettiğiniz yakını, hasta bakıcısı veya hastanınla ilgilenen kişi, o bir takım tecrübelerini aktarıyor. Bir kısmı yurt dışına gitmiş, oradan bir takım bilgiler aktarılıyor. Yeme içmeyle alakalı, temizlikle alakalı. Yani biz bu anlamda evinde oturan, bir şekilde sizi dinleme durumunda olan insanlar olarak kimi dinlemeliyiz? Hangi bilgiye itibar etmeliyiz? Ben Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda iyi çalıştığını söyleyebilirim. Yani gerçekten ciddi tavsiyeleri var. Bu konuda halkı bilgilendirmek adına işte broşürleri var, kamu spotları yayınlıyorlar. Ben bunlara itibar edilmesini doğru buluyorum. Ama ben belki bir medyaya bir eleştiri anlamında söylüyorum. Şimdi halkımız önemli bir kısmı evde kal tavsiyesine uydular. Ama bir uymayan kesim vardı. Bizim hani biliyorsunuz, yaşlılarımız söz dinlemiyorlar. Benim, evet. Ben babamı da evde oturmaktan, ona tavsiye etmekten gerçekten zorlandığımız oluyor zaman zaman. Böyle bir inatçılıkları var biliyorsunuz. Şimdi dün akşamki kararla mecburen evde oturacaklar. Zaten az önce bahsettiğiniz örnek de o inatçılığın sonucu diye düşünüyorum maalesef. O güvenlikçi arkadaşımıza, evet, da Allah'tan şifalar diliyorum. Şimdi evde oturan insanların şimdi yapacakları çok bir şey de yok şu an. O yüzden ben medyaya, televizyon seyrediyorlar, çok büyük iş düştüğüne inanıyorum. Bu nedenle de hani hastayı ya da sağlıklı toplumu, insanlarımızı bilgilendirmek çok önemli bir vazife, ama bunu mesela geçtiğimiz haftaydı, böyle neredeyse her haber saatinde korona ile ilgili haberler, konuklar, işte konuklarda çok çeşitli, çok farklı görüşten insanlar. Konukların biri diyor ki işte 150 bin lira varacak, Türkiye'de ölüyorlar, şöyle oluyorlar. Yani paniği pompalamak yerine aslında daha böyle bilgilendirici, eğlendirici, böyle nasıl diyeyim, insanları oyalayıcı programlar yapmak, günde birkaç kere hastalık konusunda bilgilendirmek ve yani ben bunun da medya aracıyla yapılmasının özellikle uygun olacağını düşünüyorum. Doğru bilgi verebilecek, yani ya onu insanlar ayırt ediyorlar diye düşünüyorum. Yani böyle çok korkuyu pompalamak doğru değil. Tedbir iyi bir şey. Tedbire yönelik bir miktar insanları bilgilendirmek, aman bunu yapmayın demek doğru bir şey. Ama işte öldük bittik, ya mahvolduk, binlerce insan hastalanıyor, şöyle böyle diye toplumu paniğe sevk etmek de doğru değil. Panik çünkü insanları hata yaptırtır, stres oluşturur, gereksiz yere hastanelere başvurular. İşte ben mutlaka test yaptırmalıyım diye boşu boşuna hastaneleri ve bu hastaların, gerçek hastaların olduğu ortamlara geçişleri arttırıyor. Yani ben bu tür haberlerin ve bilgilendirmelerin, yani Sağlık, anladım, Bakanlığı bilgilerine itibar etsinler. Gerçekten bu bir
mücadele. Biz yani sağlık çalışanları olarak bu mücadeleyi düzgün yürütüyoruz. Güvensinler, çok paniklemeden ama tavsiyelere uyarak hareket ederlerse inşallah evet, güzel bir netice alacağız. Şimdi hocam bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra özellikle izolasyona tabi olan gerek bireyin kendisi gerekse ailesi psikolojik olarak nasıl kendi kendini motive edecek, bunlarla alakalı görüşlerinizi almak istiyorum. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara, aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenlerimiz aradan sonra tekrar beraberiz. Psikolojik açıdan koronavirüsüyle başa çıkmayı konuşuyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Kadriye Kart Yaşar hanımefendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam ara vermeden önce özellikle yakalananların pozitif çıkmış, onların yakınları ve bir şekilde yurt dışından gelmiş izole olanların daha yapmaları gerekenlerle alakalı konuşmuştuk. Şimdi isterseniz psikolojik açıdan gerek onlar gerekse yakalanma ihtimali olan ve Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer hükümet yetkililerinin bir şekilde evde kalmalarıyla alakalı ciddi anlamda uyarılarına muhatap olan diğer kitle, yani biz kendimizi psikolojik açıdan nasıl hazırlamalıyız, nasıl buna karşı kendimizi motive etmeliyiz? Birincisi, hastalığın böyle çok korkulacak bir hastalık olmadığını bilmemiz gerekiyor. 50 yaş altı yetişkinlerde çok ciddi bir şey yapmadığını daha önce de söyledim. O yüzden sadece 50 yaş üstünde ve ek hastalığı olan kişilerin ağır seyredebileceğini bilmeleri gerekiyor. İnsan bilmediğinden korkuyor. Evet. Eğer siz bunu bilirseniz bununla nasıl baş edeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Şimdi ben 50 yaş üstündekilere tavsiyelerim olacak. Bir de 50 yaş altındaki yetişkinlere tavsiyelerim olacak. Bir de her iki gruba da ortak tavsiyelerim evet, olacak. Birincisi 50 yaş üstündekiler. Yani 65 yaş üstündeki yaşlılarımız da dahil, bilhassa onları ayrıca belirtmek istiyorum. Bunlar evde kalarak kendilerini virüsten korumaları şart. Evet. Çünkü eğer hastalığa yakalanırlarsa böyle bir ihtimal mümkün. Gerçekten ciddi seyretme ve ölümle risk altında olduklarını bilmeleri gerekiyor. Ölüm gibi bir sonuçla karşılaşabileceklerini. O yüzden kendinizi koruyacaksınız. Virüs o kadar aslında korunarak uzaklaşılması, yani bertaraf edilmesi o kadar çok kolay bir şey ki, hastalık ki şu anki. Yani şimdi bazı hastalıklar vardır, diyabet gibi. Bunlardan kurtulamıyorsunuz. Genetik olarak siz o hastalığa yakalanıyorsunuz, ya da kanser gibi bazı hastalıklarda. Oysa virüste ya da enfeksiyon hastalıklarında tedbirlerle hastalık sizi hiç etkilemeyebilir. En basit, en ucuz ve en etkili tedbir de el yıkamak. Evet. Ben yaşlılarımıza ve genç 50 yaş altındaki yetişkinlere ve bütün topluma el yıkamayı davranış modeli olarak sık sık uygulamalarını istiyorum. Özellikle bu dönemde. Özellikle havalar ısınana kadar bu virüsten kurtulmak için ellerinizi sık sık yıkayın. Bu arada bir ara bilgi hocam, özür diliyorum sözünüzü kesin. Bu hava ısınana kadar diye bir kayıt düştünüz. Bu sıcaklıkla alakalı virüsün bir bağlantısı mı var ya da ters orantılı mı? Genel olarak koronavirüsler soğukta yaşayabilen virüslerdir. 25 derecenin üstünde hava sıcaklığı geldiğinde bunlar doğada barınamıyorlar ve ölüyorlar. Tamam. Şimdi virüs doğada bulunamaz ise konak dediğimiz hayvan ya da insana yapışma ihtiyacı da ortadan kalkmış oluyor. Ama şu an havalar soğuk, hala serin, 25 derecenin altında. O nedenle virüs doğada bulunabiliyor, yaşayabiliyor. Halbuki sıcaklık arttıkça virüs doğada bulunamıyor ve insana ya da hayvanlara bulaşamıyor. Onun için el temizliği önemli. El temizliğini evet, şu soğuk aylarda, yaz havalar 25 derecenin üstüne çıkana kadar el temizliğiyle virüsten kurtulabiliriz. Virüsün eli yok, ayağı yok. Vücudunuza zıplayamayacağına göre bunu siz vücudunuza sokuyorsunuz. Biz taşıyoruz. Biz taşıyoruz evet, resmen. Nasıl evet, taşıyoruz? Ellerimizi virüsün hizmetine sunarak. Bunu yapmayalım. Biz ellerimizi sık yıkayarak, işte eğer yıkama imkanı yoksa, dışarıdaysak, yoldaysak, kolonyayla ya da cebimizde, çantamızda taşıyacağımız küçük el dezenfektanlarıyla temizlersek eğer virüsü uzaklaştırmış oluyoruz zaten. Bunu alışkanlık haline getirmemiz gerek. Bunu kendimiz için yapacağız. Kendimiz yani, için yapacağız. Evet. Virüsten, çünkü başka türlü virüs size geçiş ayağı yok, eli yok dediğim gibi. O nedenle buna dikkat etmeliyiz. İkincisi 50 yaş üstündekiler
hastalığı ağır geçirebileceklerinden dolayı virüsle karşılaşma ihtimali olan kalabalık ortamlardan kendilerini uzak tutacaklar. Evet. Nedir bu kalabalık ortamlar? Geçen hafta benim kız kardeşim bizim aile için bir kahvaltı programı ayarlamış ve herkesi davet ediyor. İşte şurada şu tesiste bir kahvaltı programı. Kesinlikle olmaz dedim. Yani nasıl olur böyle bir şey? Virüs ortada dolanıyor. 30-40 kişiyi bir ev içinde ya da dışarıda bir tesiste topluyorsunuz. Düşünebiliyor musun? Bu olmayacak bir iş. Yapılmaması gereken. Bizim de böyle ev ziyaretleri, kahvaltı programları. Hazır herkes efendim evindeyken bir iyilik yapmak istiyor. İyiliğe engel mi olmak istiyorsunuz? İyiliğe bu dönemde bu tür iyilikleri yapmayalım. Ev ziyaretini, kalabalık toplantıları. Yani bakın hükümet toplantılarının birçoğunu erteledi. Biz hekimler bir sürü kongremizi iptal ettik bu dönemde. Halkın da bu tür işte asker ziyareti, asker uğurlamaları ya da ne bileyim cenaze ile ilgili uğurlamalar, bunlar da mümkün olduğunca çok uzun kalabalıklar ve uzun süreli bir araya gelmeleri mümkün olduğunca azaltmamız gerekiyor. Başka türlü virüsün önünü alamayız. Başka 50 türlü yaş hastalıkları üstü kalabalıktan uzak duracak kesinlikle. Ve 50 yaş altı da uzak duracak. Niye? 50 yaş altı virüsü kaptı diyelim. Ben virüsü aldım. Eğer dikkat etmezsem kendi evimdeki yaşlıya ya da bir kronik hastalığı olan gence bulaştırabilirim. Yani ben bu kadar sorumsuz davranmamalıyım. Bana bir şey olmuyor. Nasılsa bir şey, hiçbir şey de görmüyorum. Bak sapasağlam ayaktayım diyen gençler için söylüyorum. Onlar eğer yakınlarını ya da en yakındaki arkadaşlarını hastalandırmak istemiyorlarsa lütfen kalabalıklardan uzak dursunlar. Biraz evlerinde otursunlar. Az sabır diyorum. Bir ay, bir buçuk ay bir sabır. Evet. Yapılması gerekenler bunlar. Aynı ev içinde yaşarken de el yıkamaya, eğer pozitif ya da şüpheli bir hastaysa el yıkamaya, işte aynı odada bulunduğumuz müddetçe o pozitif hastayla maske kullanmaya lütfen dikkat edelim. Başka da böyle uzun boylu, çok büyük bir tedbire gerek yok. Kalabalıktan uzak duracaksınız, elimizi sık yıkayacağız ya da kolonyayı sık kullanacağız. Medya ile alakalı bir şey söylemiştiniz. Yani haberlerin abartılması, evet, bunun yerine daha farklı şeyler söylenebilmeli diye. Evet. Özellikle bazı haber kanalları var ki sabahtan akşama kadar dünyadaki istatistikleri sürekli veriyorlar. Ve özellikle şu bugünlerde İtalya çok konuşuluyor. İşte günlük 300, 400, 600, 700, 800. Dün 800 ölü vardı. Bugünü bilmiyorum. Rakamlar sürekli telaffuz ediliyor. İşte Türkiye'de buradan buraya kadar çıktı diye. Bunları verirken ki amaç sadece bilgilendirme gibi düşünülüyor. Ama fakat paniğe sebep olduğunu görüyoruz değil mi? Şimdi ben medyayla, yani görsel medyayla sosyal medyayı ayırmak istiyorum. Sosyal medya sadece bu işin uzmanı olan ekipler dışında değil, normal halkın da kullandığı medya. En çok bilgi kirliliği sosyal medyada oluyor. Bunu engelleyemiyorsunuz. Yani insanlar abartarak, yalan yanlış bilgiler paylaşarak ya da bilmedikleri eksik bilgileri öyleymiş gibi içini kalan kısmını kendileri doldurarak senaryolar üretiyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Ama görsel ve yazılı medyanın, bilhassa görsel medyanın halkı doğru bilgilendirmek ve paniğe sevk etmemek, doğru bilgilendirme amacını biraz önceleyerek paniğe sevk etmek kısmını biraz düşürmeleri gerekiyor. Son dönemde gördüğüm üzere bunu söyleme ihtiyacı duydum. Gerçekten bilgilendirmekten ya da verileri vermekten ziyade böyle iyice insanları korkutucu bir hale aldı. Bu doğru değil. Yani bilgileri bakanlık zaten kamu spotuyla reklam aralarında vesairede veriyor. İnsanlara el yıkamayla ilgili, korunmayla ilgili bu tür bilgilendirmelerin yapılması. Onun haricinde yani ben inanmıyorum, yani bu işin profesyoneli biri olarak bizim İtalya gibi olacağımıza inanmıyorum. Çünkü İtalya ile demografik olarak çok ciddi farklılıklarımız var. İtalya'da bu 700-800 kişinin ölmesinin vesairesinin sebebi yaşlı nüfuslarının çok oluşu. Biz İtalyanlar gibi çok yaşlı bir nüfusa sahip değiliz. Böyle bir avantajımız var. Mümkün değil ama
İtalya gibi sayıların artma ihtimali yüksek. Hani İtalyanlara benzeyen tek yönümüz Akdeniz ırkı olmamız sebebiyle biraz böyle bana neci, adam sendeci yaklaşımımız. Sabırsız olmamız. Bize bir şey olmaz anlayışı. Biz Türk'üz, bir şey oluyor maalesef. Biz olanları hastanelerde maalesef üzülerek görüyoruz. İşin içindesiniz. İşin içindeyiz. Hastalara tedavi veriyoruz. Hastaları izliyoruz. Yoğun bakımlara gönderiyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Yani bu yaşlılarımız eğer evlerinde kalsalardı bu mikrobu almayacaklardı. Yani bu bir kader değil. Bu sizin elinizde. Eğer siz kalabalıklara çıkmaz iseniz, ellerinizi yüzünüzü yıkamaya, temizliğe dikkat ederseniz virüsten, yani virüsle sizin bir işiniz ve alakanız olmayacaktır. Buna dikkat etmek yani lazım. Yani sizin hastanenize gelenlerin önemli bir kısmı evde kalmış olsaydı, evet, ve söylediğiniz anlamda bireysel tedbire dikkat etseydi, dikkat etselerdi hastalanmayacaklardı. Evet, hastanenize olmayacaklar. Mümkün, önlenebilir yani, evet, mümkün. Bazı hastalıklar önlenemez, kalp hastalığı gibi, diyabet gibi. Ama COVID virüsü önlenebilir ve önlemek ellerinizde. Ben böyle her anlamda ellerimizde. Evet, yani, her anlamda. Yani hem temizlik anlamında hem diğer anlamında. Hem de sizin iradenizle ilgili bir şey. Bunu yaparsanız kendinizi ve ailenizi korursunuz, toplumunuzu korursunuz dolaylı olarak. Bir de hocam özellikle bilgilerin çok fazla hızlıca yayılmasından dolayı komşu ve diğer ülkeler veya şehirlerdekilerin tecrübelerinden sık sık insanlar sosyal medyayı kullanarak okuyorlar. Şimdi sosyal medyadan uzak duramıyoruz. Sosyal medyada bilgi kirliliği var. Kendi kendimizi rahatsız ediyoruz, strese giriyoruz. Biraz uzak durun. Ne şeyiniz var? İşte nasıl başaracağız bunu? Ya şimdi sosyal medyaya bağımlı olmak da, internete bağımlı olmak da birer psikolojide, psikiyatride bağımlılıktır bunlar. Biraz bunlardan uzak durun. Biraz ailenizle sohbet edin. Yani onlarla iletişimde olun. Anne baba çocuklar olarak evde yaşıyorken, yani ben anne babalara biraz çocuklarıyla ilgilenmelerini, onlarla sosyal medyadan, telefonlardan filan uzak tutmalarını, internetten şuradan buradan uzak tutmalarını, bu otomatikman sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden de kendinizi korumanıza yol açacaktır. Birlikte sohbet edin, birlikte el yıkamanın, temizliğin, yani bu tür alınması gereken önlemler konusunda veya farklı konularda, yani tarih olabilir, işte başka konular olabilir, kendinizi oyalayacak başka konular ve uğraşlar bulmak gerekiyor. Bunun için bir fırsat olarak görmek, yani böyle tecrit ya da beni eve kapattılar gibi görmekten ziyade bu tür yapamadığımız, ya keşke bana o fırsatı verseler. Yani ne olur beni eve kapatın da ben de çoluk çocuğumla vakit geçireyim. Onlarla biraz daha hemhal olayım. Ama biz maalesef sağlık ordusunun neferleriyiz. Biz şu an hafta sonu dahil gece gündüz hastanedeyiz. Hani diyorum ya, özeniyorum. Gerçekten kıskanıyorum. Keşke biz de evde vakit geçirebilsek diyorum. Hakikaten çok önemli iş yapıyorsunuz. Öncelikli olarak hem şahsım adına hem de izleyenler adına bir kez daha teşekkür ediyorum size ve sizin camianıza. Çünkü siz bizzat artı çıkanlar, artı çıkma ihtimali olanlarla hepsiyle bir aradayım. Mecburen bir aradasınız ve onlara sadece hani böyle uzaktan bakma değil, bir şekilde tedavileriyle ilgilenme ve her anlamıyla psikolojilerini de düzeltmeyle alakalı, evet, çok ciddi anlamda, evet, çaba sarf ediyorsunuz. Yani sadece ne bileyim bir iğne, ilaç ya da ne bileyim bir başka değil, vermekten öte testimiz niye çıkmadı diyorlar. Testimizin sonucu niye çıkmadı? Yani ben ne zaman iyileşeceğim? Kendimi kötü hissediyorum. Biz onlara aynı zamanda psikoterapi de yapıyoruz. Biliyorsunuz hastanelerde teması azaltmak için o hastalara bakan hekim sayısı da sınırlı. Yani biz enfeksiyoncular, dahiliyeciler ve acil hekimleri bu hastalarla sürekli bir aradayız. Ve onları psikolojik olarak rahatlatma, iyi olacaksın, merak etme, biz buradayız deme vazifesi de bize ait. O yüzden yani hasta olmamak için keşke bizim yanımıza gelmeseler, keşke tedbirlerini alsalar, keşke biz de onlara bakmak ve onları teselli etme ihtiyacında olmasak. Şimdi tabii ki bir tarih vermek zor ama hocam seyre baktığınızda ne kadar daha bu işin etkisinde kalma sizin açınızdan söylenebilir? Ya ben bakanlık ve bakanlığın bilim kurulu çok değerli üyeleri var. Onlar gibi düşünüyorum. Daha önceki grip,
veya hani soğukta enfeksiyon yapan virüslerin genellikle işte Mayıs-Haziran ayları ile beraber hızının ve etkilerinin azalacağını biliyoruz, gördük. O yüzden koronada da bunu bekliyorum. Hani farklı yorumlar olabilir. İşte İngiltere işte uzun sürecek, bir yıl sürecek vesaire gibi bazı öngörüleri var ama ben onların doğru olmadığını inanıyorum. Yani sürü bağışıklığı gibi bir ifade kullandılar. Yani sürü bağışıklığı aslında insanların enfekte olsunlar gibi bir anlayış ama onlar sonra ondan vazgeçtiler. Yani evet, şimdi doğru. biliyorsunuz bu bir şey yani ama sürü bağışıklığında herkesi hastalandırıyorsunuz. Herkes bağışık olsun, iyi, güzel, hoş ama bağışıklama şöyle bir şey. Vücudun bağışık sistemi eğer hastalığı yenerse bağışık oluyorsunuz. Çok âlâ. Çok güzel. İstenen bir şey bu sürü bağışıklığının hedefi. Yenemezse Yani virüs sizi ölen yeniyor o ölür zaman. Kalan sağlar bizim gibi mi Biz düşünülüyor? düşünülüyor. Sürü bağışıklığına Düşünülüyor. bakanlar Evet. biz hekim olarak hastayı yaşatmak ve ona yardımcı olmak, destek olmak gibi bir algıya sahibiz. O yüzden biz ölen kalan gibi ayrımlara mümkün olduğunca düşmemek isteriz. Biz herkesi yardımcı olmak, herkesi yaşamasına vesile olmak isteriz. O yüzden o anlayış doğru bir anlayış da değil. Yani tamam herkes bağışık olabilir. Ölenler onlar bizim insanımız değil mi? Yani Evet. bu yaklaşım etik değil hiç olmazsa. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun verileri, açıklamaları vatandaşın dikkat etmesi gereken konular. Konular ve Sağlık Bakanlığı bakın 6. rehberini yayınlayacak. Yani sadece hekimlere yönelik, halka yönelik de bir sürü güncellemelerini, bilgilendirmelerini yapıyor zaten. Dünya Sağlık Örgütü ile eş zamanlı olarak birçok ülkeden önde olarak bilim kurulunu oluşturdu ve o bilim kurulunun tavsiyeleriyle sağlık alanında yapılması gerekenlerle ilgili rehber yayınladı. Şimdi 6.sı yayınlanacak. Bakın 2 ay içinde 6 rehber demek. 10-15 gün içinde rehberin sürekli yenilenmesi demektir. Gerçekten büyük bir başarı. Çok ciddi anlamda çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Veriler yenilendikçe oluşuma göre nasıl hareket edileceği ve bilgilerle ilgili birçok bilgiyi güncelliyorlar. O açıdan Sağlık Bakanlığı'nı ve onların önerilerini takip etmek bana göre en doğru. Merkel virüs karantinasına alınmış. Son dakika olarak da veriliyor. Yani Almanya, İtalya. Kendisini almış. Öyle mi? Evet. Almanya, İtalya, İspanya ve İsviçre. Bunlar çok büyük ülkeler ve çok iddialı ülkeler sağlık alanında ama maalesef bu virüste çuvalladılar. O açıdan Türkiye Sağlık Bakanlığı ekipleri gerçekten iyi çalıştı. Bakanlığa güvenmeleri lazım halkın. Güvenirlerse ve tavsiyeleri uyarlarsa inşallah çok az badireyle atlatacağız. Hocam son cümlenizi alayım. El yıkama mikroplardan korunmanın en önemli, evet, en ucuz ve en etkili yöntemi. El yıkamayı bütün ailemize, çoluk çocuğumuza öğretelim. Dışarıdan eve geldiğimizde mutlaka ellerimizi yıkayalım. Evet. Kalabalıklar içinde olmayalım, evet, ve evde kalalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Değerli izleyenlerimiz, Profesör Doktor Kadriye Kart Yaşar Hanımefendi'ye hakikaten hastaneden geldi. Şimdi tekrar hastaneye gidecek. Sizin için ve bizim için bu değerli vakitlerini ayırdıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Efendim, bunlar, bu öneriler ve tavsiyeler hakikaten bizim için ve sizin için bu anlamda ne kadar dikkat edersek o kadar az hastalığa maruz kalmayla karşı karşıya kalırız. Onun için lütfen ellerimizi yıkıyoruz. Lütfen dışarıdan eve geldiğimizde dikkat ediyoruz ve kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyoruz. Hocamızın ifade ettiği gibi bir aylık bir süreye biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Evde kitap okumadır, efendim Kur'an okumadır, diğer tarih okumadır, sohbet etmedir, muhabbet etmedir, dua etmedir, zikir yapmadır. Her türlü eylemi de bu anlamda yapabiliriz. Bu fırsat deyip kendimizi de bu anlamda daha sağlıklı hem ruhsal anlamda hemse fiziksel anlamda yetiştirebiliriz. Efendim, haftaya bir başka konu ve bir başka konukla tekrar karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.